Meme kanserine tedavide 4 çeşit tedavimiz vardı. Birincisi cerrahi tedavisi, ikincisi kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi. Temelde bizim şu anki kullandığımız cerrahi tedavi. Cerrahi tedavide farklı alternatiflerimiz var. Memenin tamamını almak bir seçenekken, meme koruyucu cerrahi de artık günümüzde daha çok yer işgal etmekte. Mastektomi dediğimiz memenin tamamını alma yönteminde meme bağ dokusu ve üzerinde bulunduğu kasın fasciyesiyle beraber alınmakta ve koltuk altındaki lenf notları da çıkarılmakta. Koltuk altı lenf notlarının çıkarılmasının yan etkileri olduğundan artık sentinel lenf nodu biyopsi dediğimiz ameliyat tekniği geliştirilmekte. Ameliyat sırasında yapılan özel bir boyayla koltuk altındaki lenf bezlerine tümör olup olmadığı tespit edilip eğer tümör yoksa koltuk altı lenf bezleri çıkarılmamakta. Bizim için artık toplumda herkesin istediği memenin tamamını almaktansa meme koruyucu cerrahi yapmak. Meme koruyucu cerrahi dediğimiz şey hastada var olan tümörün etrafından 1 santimetrelik bir alanla beraber çıkartılıp hastanın memesini yerinde bırakmak. Ki ileriki yıllarda hastanın psikolojisi, yaşam kalitesi, sosyal statüsü etkilenmesin diye. Meme koruyucu cerrahi iyi olmakla birlikte bazı durumlarda yapmamaktayız. Meme koruyucunu yapmayacağımız durumlar özellikle tümörün multisentrik dediğimiz çok odakta bulunması, inflamatuar tip dediğimiz meme tümörünün olması ya da hastanın daha önce bu memeye ışın tedavisi ya da göğsüne ışın tedavisi almış olması. Çünkü meme koruyucu yaptığımız takdirde tedavinin devamında muhakkak radyoterapi dediğimiz yöntemi de uygulamaktayız. Meme cerrahisi, onkoplastik cerrahi dediğimiz daha güvenilir yöntemlere doğru kaymakta. Yıllar önce memenin tamamını göğüs kafesindeki kasları almak en etkin yöntemken günümüzde artık sadece tümörün olduğu bölgeyi çıkarmak da aynı sonuçları verdiğini görüldüğünden meme koruyucu cerrahi her zaman daha ön plana çıkmış durumda. Meme kanserinde cerrahiden sonra uygun vakalarda kemoterapi dediğimiz yöntem uygulanmakta. Kemoterapi çok korkulacak bir yöntem değil. Çok gelişmiş ilaçlar var artık. Bunlarla güvenilir tedavi yapılabilmekte. Radyoterapi yine meme kanserinde uyguladığımız ve destek aldığımız bir yöntem. Yine son yıllarda hastanın tümörünün özelliğine göre östrojen, progesteron ve CRP2 durumuna göre ilk uyguladığımız hormonoterapilerle de yaşam süresi oldukça uzatılabilmekte.